Bir yazar, bir kitaptan herkese merhaba. Bugünkü ilk kitabımız Ray Bradbury'ye ait olan Fahrenheit 451. Fantazi, korku ve bilim kurgu edebiyatına damga vuran yazarlardan biri olan Ray Bradbury 1920'de doğdu. Uzun yaşamına Fahrenheit 451 gibi bir distopyanın yanında sayısız öykü sığdırdı. Tüm hayatını kitaplara ve yazmaya adayan Amerikalı yazar 5 Haziran 2012'de öldüğünde arkasında Mars Yıllıkları, Resimli Adam ve Sonbahar Ülkesi gibi başucu kitabı olmaya aday birçok unutulmaz eser bıraktı. Stephen King ve Neil Gaiman gibi ustalar ondan ilham aldı. Uygarlığa yön veren toplumsal meseleler ile modern insanın bireysel sorunlarını bir arada işleyebilmesi ve insanın ruhunu donduran öyküleri eşsiz bir sıcaklıkla kaleme alması Bradbury'nin en önemli özelliği oldu. Kitabın arka kapak yazısını sizlerle paylaşıyoruz. Ray Bradbury sadece bilim kurgunun değil, fantastik edebiyatın ve korkunun da 20. yüzyıldaki ustalarından biri. Bilim kurgunun iyi edebiyat da olabileceğini kanıtlayan belki de ilk yazar. 1953'te yayınlanır yayınlanmaz klasikleşen, türü kökten etkileyen, distopya edebiyatının 4 temel kitabından biri olan Fahrenheit 451 ise bir başyapıt. Guy Montag işini seven bir itfaiyeciydi. Televizyonun ve teknolojinin hüküm sürdüğü bu karanlık dünyada okuma eylemi ise yok olmak üzereydi. Zira itfaiyeciler yangın söndürmek yerine ortalığı ateşe veriyordu. Montag'ın işi ise yasa dışı olan üretimlerin en tehlikelisini yapmaktı. Kitapları. Montag yaptığı iş üzerine tek bir gün dahi düşünmemişti. Ve tüm zamanını televizyonla kaplı odalarda öldüren eşi Mildred'la beraber ömrünü geçiriyordu. Ancak yeni komşusu Clarice ile tanışmasıyla tüm hayatı değişti. Kitapların değerini kavramaya başlayan Montag artık tüm bildiklerini sorgulayacaktı. İnsanların uğruna canlarını feda etmeyi göze aldığı bu kitapların içinde ne var? Gerçeklerin farkına vardıktan sonra bu karanlık toplumda artık yaşanabilir mi? Fahrenheit 451, yeryüzünde tek bir kitap kalacak olsa o kitap olmaya aday diyor kitabın arka kapak yazısında. Kitabın 58. sayfasından başlayarak kitaptan bir alıntı yapıyoruz. Montag'ın eli ağız gibi kapandı ve kitabı vahşi bir bağlılıkla, göğsünde delice bir akılsızlıkla buruşturdu. Yukarıdaki adamlar tozlu havaya kürek kürek dergi atıyordu. Dergiler katledilmiş kuşlar gibi düşüyordu ve kadın aşağıda ölülerin arasında küçük bir kız gibi duruyordu. Montag hiçbir şey yapmamıştı. Her şeyi eli yapmıştı. Kendine ait bir beyni olan eli, titreyen her parmağında vicdan ve merak olan ve hırsıza dönüşmüş eli. El şimdi tekrar kitabı bir sihirbazın zarafetiyle Montag'ın koltuklarına tıkıştırdı, onun terleyen koltuk altına iyice bastırdı ve sonra öne uzanıp açıldığında avucu boştu. Buraya bakın, masumum, bakın. Montag o beyaz ele sarsılmış bir halde baktı. Elini iyice öne uzattı, hipermetropmuş gibi. Elini yaklaştırdı, körmüş gibi. Montag. Montag hemen döndü. Orada kazık gibi durmasana sersem. Kitaplar kurumaya bırakılmış dev balık yılanları gibi yatıyordu. Adamlar dans ediyordu. Ayakları kayınca da kitapların üstüne düşüyorlardı. Kitap isimlerinin altın sarısı gözleri parlıyordu. Düşüyor, gidiyordu. Kerosen. Omuzlarına asılı 451 numaralı tanklardan soğuk zıf fışkırttılar. Her kitabı kerosenle kapladılar. Odaları pompaladıkları kerosenle doldurdular. Telaşla aşağı indiler. Peşlerinden giden Montag kerosen buharının arasında sendeliyordu. Gelsene be kadın. Kadın kitapların arasında diz çökmüş, ıslak deri ve kartonlara dokunuyor, yaldızlı başlıkları parmaklarıyla okuyordu.
gözleri Montag'ı suçluyordu. "Kitaplarıma asla sahip olamazsınız," dedi. "Kanunu biliyorsun," dedi Beatty. "Sağduyun nerede? Bu kitapların hiçbiri birbiriyle hemfikir değil. Buraya, bu lanet olası Babil Kulesi'ne yıllarca kapanmışsın. Kendine gel. Bu kitaplardaki insanlar asla yaşamadı. Haydi gel artık." Kadın başını iki yana salladı. "Bütün ev yanıyor," dedi Betty. Adamlar kapıya sakarca yürüdü. Geriye kadının yanında duran Montag'a göz attılar. Montag, "Onu burada bakamayız, değil mi?" diye itiraz etti. "Gelmiyor. Zorla götürün öyleyse." Betty içinde ateşleyici gizli olan elini kaldırdı. "İtfaiye binasına dönmemiz gerek. Hem bu fanatikler hep intihar dener. Bildik bir durum." Montag elini kadının dirseğine koydu. "Benimle gelebilirsin." "Hayır," dedi kadın. "Yine de sağ ol." "Ona kadar sayıyorum," dedi Betty. "Bir, iki." "Lütfen," dedi Montag. "Git," dedi kadın. "Üç, dört." "Haydi." Montag kadını çekti. Kadın usulca "Burada kalmak istiyorum," diye karşılık verdi. "Beş, altı." "Saymayı kesebilir misin?" dedi kadın. Bir elinin parmaklarını biraz açtı. Avucunda ince bir nesne vardı. Sıradan bir mutfak kibriti. Adamlar onu görünce evden dışarı fırlayıp uzaklaştı. Yüzbaşı Betty, vakarını koruyarak ön kapıya doğru yavaşça geriledi. Pembe yüzü binlerce yangın ve gece heyecanları sebebiyle yanık ve parlaktı. Montag, "Tanrım, öyle doğru ki," diye düşündü. "Alarm hep geceleri çalar, asla gündüzleri değil. Sebep ateşin geceleri daha güzel görülmesi mi? Daha hoş bir manzara, daha iyi bir gösteri sunması mı?" Kapıya ulaşan Betty'nin pembe yüzünde çok hafif bir panik baş gösterdi. Kadının tek kibriti tutan eli titriyordu. Etrafında yükselen kerosen buharları açan çiçekler gibiydi. Montag bağrında gizli kitabın kalp gibi küt küt attığını hissediyordu. Kadın, "Haydi git," deyince Montag geri çekildiğini ve kapıdan çıkartıp uzaklaştırıldığını, Betty'nin peşinden basamaklara inip çimenlikten geçtiğini hissetti. Orada bir kerosen yolu, habis bir salyangozun bıraktığı iz gibi uzanmaktaydı. Kadın ön sundurmaya çıkmıştı. Onları gözleriyle sessizce tarıyordu. Suskunluğu bir kınamaydı. Kadın hareketsiz duruyordu. Betty, kerosini tutuşturmak için parmaklarını sürttü. Çok geç kalmıştı. Montag inledi. Sundurmadaki kadın hepsine karşı duyduğu hoşgörüyle ellerini uzattı ve mutfak kibritini parmaklığıyla sürttü. Sokak boyunca evlerden insanlar fırladı diyor. Kitabın 58. sayfasından başlayıp okuduğumuz Ray Bradbury'nin Fahrenheit 451 isimli kitabında. Kitabın yazarı Joanna Carleton. Kitabın ismi Tozla Gelen. Kitap Paris Yayınları tarafından okurda buluşturuldu. Ve kitabın arka kapak yazısı. Tozla Gelen güç ve hayatta kalma, aile ve aşk, yanlış kararlar ve pişmanlıklar üzerine bir solukta okunabilecek bir roman. Aynı zamanda da bilim kurgunun klasik çağına, özellikle de alacakaranlık kuşağına bir saygı duruşu. Simon James sıradan bir adamdır, ta ki 3 Ağustos'da toz gelip dünyayı zehirleyene kadar. 3 hafta içinde milyonlarca ölümün ardından mutlak son yakındır ve insanlığı kurtaracak bir mucize de pek görünmemektedir. Ama belki de bir şey yapılabilir Simon James sayesinde. İnsanlığın son günü gelip çattığında Simon James bir ikilemle karşılaşır. Dünya ölürken insanlık yok olmasın diye hayatta kalmaya razı olmalı mıdır? Yoksa herkes gibi o da bugün göçüp gitmeli midir? Simon ikinci seçeneği tercih etse de kaderi başkaları tarafından çizilecektir. Kitabın yazarı Zeki Erkut. Kitabın ismi Mumyacı. Kitap Işık Kitabevi tarafından okurla buluşturuldu
ve kitabın arka kapak yazısı. Hayatın talihsizlikleri altısını da yetimhanede buluşturdu. Onlar hayata hep bir tarafı eksik olarak başlayan çocuklardı. Kanatsız kuşlar, repliksiz figüranlar ya da rüzgarda savrulan köksüz ağaçlardı onlar. Hayatın çok acı ve ıstırap verici gerçekleriyle yüzleşirken bir yandan da yozlaşmış kurumlar ve acımasız caniler karşısında bedel ödemek zorunda kalırlar. Onlardan biri Cemil, ambulans şoförü olarak kendini bir çeşit kurtarıcı rolünde görmektedir. Onun için hayat kurtarmak sadece yaralı veya hasta insanları hastaneye taşımakla sınırlı değildir. O aynı zamanda mumyacıydı. Görevi basitti. Asfaltta yapışmış hayvan leşlerini toplayıp mumyalamak suretiyle onları ölümsüz kılmak. Bir gece yolu şarampole yuvarlanmış bir arabada mahsur kalan genç bir kadınla kesişir. Kadın gerçekte beyin fonksiyonlarını yitirmiştir ama bir şekilde Cemil'in zihnine girer, kurtarılmak ister. Cemil, trajik bir sırla ilişkili olduğunu bilmediği bu kadını kurtarıp mumyalamayı hayatının merkezine koyar. Diğer kitabımız ise Mehmet Kansoy'a ait olan O Uzun Ağaçlara Uçar Kırlangıçlar Buralarda Hazinlenirken Biz isimli kitabı var şimdi. Bir Eylül 1938 tarihinde BAF'ta doğan Kanso ilk kitabını ülkemiz şiir geleneğinde önemli bir yere sahip olan Fikret Demirağ ile 1959 yılında Ankara'da çıkardı. Uluslararası Şturga Şiir Akşamlarına 6, Uluslararası Yazım Çevirmenleri Sempozyumuna 14 kez şiir ve bildirileriyle katıldı. Çağdaş Kıbrıslı Türk Rum öykücülerinden 520 sayfalık iki dilde öyküler seçkisinin editörlerindendir. İkinci yeni büyülü gerçekçi ve toplumcu gerçekçi yönelmeleriyle Adalı ve Doğu Akdenizli kimliği bağlamında çağdaş New Age algıları ve sezinlemeleriyle şiir, öykü, deneme, anlatılar yazmaktadır. İngilizceden şiir ve öykü çevirileri de yapan Kansu'nun başta 24 şiir, 4 öykü, 3 deneme kitabı olmak üzere birçok çalışması yayınlanmıştır. Şiir ve öyküleri Romanca, Makedonca ve Rumca dillerinde kitaplaştırılmıştır. Kitabın arka kapak yazısını sizlere paylaşıyoruz. Evlatlık. Emekli ilkokul müdüresi Sıtkı Hanım'la emekli avukat katibi, kan bağım olmayan dedem Hafız Cevdet Ramadan'ın evlatlıkları iken 1956 yılında Lefkoşa Türk Lisesi Matrik bölümünün son sınıf mezuniyet sınavlarının günlerindeydim. Her nasılsa yakıcı bir haber ulaştırıldı bana. Lefkoşa 100 mil uzaklıktaki Baf kasabasından deden ölüm döşeğinde çabuk gel. Sıtkı Hanım örtülü bir aşk yaşadığı Manav Mehmet'e kaçınca Hafız Cevdet'le ikimiz kaldık o iki katlı eski evde. İki kişinin evlatlığı olarak 1953'lere uzanan ilkokul ve ortaokul günleri. Beyrut Ticaret Lisesi mezunu, İstanbul Deniz Harp Okulu öğrencisi, Ordinans Profesör Şevket Aziz Kansu'nun da sınıf arkadaşı dedem. Sınavlarımı yarıda bırakamam nedeniyle kasabaya gidemedim. Otoriter ve acımasız Sıtkıya Hanım'ın gidişinden sonra dedemle sakin fakat yoksul ve yarı açlık günlerinde iki kez de ortaokuldan uzaklaştırıldım taksitlerimi ödeyememe marazlarıyla. Saksıda karanfil oldum. Düşlerimde gördüğüm ve heyecanlarımla benim olmasını istediğim dedemin yeşil renkli daktilosu. Sınavlarım sonrası kasabaya dedemin yakını Hatice Hanım babama ulaştım. Sarıldık ve ağlaştık. Ah Kansu! Çok görmek istedi seni. Avluya çıktım. Son günlerini yaşadığı o kümes ev önünde ağladım yine. Sonra vedalaşmak için Hatice abama döndüm. Dedemin daktilosu ne oldu?
bilmem dediği alaca peşkili ellerini kurularken diyor kitabın arka kapak yazısında. Kitabın 42. sayfasından başlayarak kitaptan bir alıntı yapıyoruz. Bu bölümdeki başlık, Salyangozun Korkusuzluğu, Şiirim ya da Doğu Akdenizli Larva. Denize açılmak gerekli, yaşamak gerekli değil. Sözcüklerin sözcüklerdeki anlamlarıyla çok da ilgili değilim. Birebir anlamlarından sıkılıyorum sözcükleri. Örneğin ağacın, sözcüklerdeki kitaplardaki günlük konuşmalardaki anlamıyla demek daha doğru belki. Kişileştiriyorum, özelleştiriyorum ağacı. Soluk alıp veren, kendi kendime konuşan, mırıldanan, ayakta kalabilmek pahasına savaşan, sessizliğini koruyan, yürekten isteyenlerle de paylaşan, hüzünlenen, birdenbire çiçeklenen ve ansızın bir gün yapraklarını boşluğa salıveren. O, en çok yağmura, rüzgara, meltem'e, çiğe kucak açan, sürüngenlerin, böceklerin ve kuşların zehirli salyalarına, kemirmelerine ve pençelerine olağanüstü hoşgörüyle katlanan ama yine de kendi özünü koruyan, kendi kalabilen. Bir sözcük önceden tasarlanmamış ya da o sözcüğün çağrıştırdığı bir imgeyle biçimlenebilir. Bir düşün gerçeklik kazanması gibi sanki ya da bunun tam tersi. Daha yeni aydınlanan gökyüzünde siyah bir karganın boşluğa terk edişi kendini sonra bir cadı heyaletine dönüşerek bir ağacın dalları arasında saklanarak hiçliğe, büyüye ve şeytana ürkünç çığlıklarını salıvermesi. Bu nedenle belki bu şiirinizi açıklar mısınız ya da bu öykünüzü dendiğinde yer altında basık tavanlı, daracık ve karanlık bir labirente itilmiş gibi duyumsarım kendimi. Başlarım üzülmeye. Açıklamaya çalıştığımda da nasıl açıkladığım gerçek değildir ya da belki gerçektir. Şiirim ve öykülerim okuyucuların katılımını bekler. Demem bu nedenlerdendir sanırım. Zeka parlatılarından çok insan ve hayatla ilişkili imgesel yoğunluklar barındırmasından yanayım şiir ve öykülerimin. Sözcüklerle birkaç dize, birkaç öykü yazımlarıyla geçen bir hayat işte. Saçları aklaşmış, yaşlıca, hep siyahlar giyinmeyi yeğleyen, 62 kiloda ve göbeksiz bir adamla ay ışığının aydınlattığı bir çıkmaz sokakta dans etmektir belki onun şiir ve öykülerini okumak. Dans ettikçe fark edersiniz, bu adam bir çocuk hala, biraz içe dönük, sorular karşısında hemen yanıtlar bulamayan ya da bulmayı erteleyen ama avuçlarını sizin avuçlarınıza örtünce bir de leopar sakladığını derinde. Bir salyangoz gibi evimi değilse bile düşlerimi, hayallerimi, burukluğumu, hala unutamadığım çocukluğumun açmazlarını, aşk heyecanlarını sırtımı taşıdığımdan kuşku duymuyorum. Kuraklık, toprağın, otların içindeki neme saklanmaya, o sessizlik ve kimsesizlik içinde yaşamaya, var olmaya yöneltir beni. Mutsuz da değilim aslında oralarda. Beklemediğim bir çeşit. Meltem'in, rüzgarın, böceklerin, sürüngenlerin seslerini, çığlıklarını işitmeyi sürdürürüm dalgınlıklarımda. Güneşin yakıcılığını, toprağın ısınmışlığını, otların kurularkenki hışıltılarını, ay ışığının solukluğunu, yıldızların titreşlerini değiştirir ve görürüm. Aç insanların, işkencelerden geçirilenlerin, ölüm korkusundan çırılçıplak kaçanların çömelip toprağa yüzlerini uzatışlarını da sorun yaparım. Onlar benim oralarda olduğumu bilmeden. Orada toprağın, otların ıslaklığı içinde hiçbir dize, hiçbir tümce çıkmaz belki benden. Salt sözcüklerle oynarım kendi kendime. Geçer gider zamanım. Sözcükleri eşeleyerek, gün ışığından gecenin karanlığına çekiştirerek. Ve belki ansızın başlar toz gibi bir yağmur ya da kalın damlalı, ıslatıcı yoğun bir yağmur. İşte o zaman sırtımdaki evimle ve bu evin içinde ne varsa toprağın, otların içinden silkinir, dizelerin yazılacağı bir durağa ulaşmak üzere. Suya yönelirim aslında. Suyun ıslattığı, aktığı, çoğaldığı her yere. Araçların lastikleri insanların ayakları altında ezilmeye, ölüme meydan okuyarak korkusuzca hem de diyor kitabın 42. sayfasına başlayıp okuduğumuz Mehmet Kansu'nun O Uzun Ağaçlara Uçar Kırlangıçlar Buralarda Hazinlenirken Biz isimli kitabında. Böylece hem kitabımızı hem de programımızı tamamlamış olduk. Yeniden birlikte olmak ümidiyle kitapsız kalmayın diyoruz. Hoşçakalın.